Los Angeles'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika-Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik, Amerika'nın öncelikli alanlarında en önemli aktörlerden birisi değil, en önemli aktör Türkiye. Dolayısıyla Amerika'nın da Türkiye'nin bu anlamdaki önemini sadece işte tahıl anlaşması oldu, thank you deyip, yani teşekkür ederim deyip geçiştirmemesi lazım, dedi. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantıları kapsamında Amerika'da bulunan Çavuşoğlu, New York'taki temaslarını tamamladıktan sonra Los Angeles'a geçti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu resmi konutunda Türk toplumuyla bir araya geldi. Tokyo'ya, eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılmadan önce, özellikle Los Angeles'taki Türk toplumuyla bir araya gelmek istediğini belirten Çavuşoğlu, New York'taki temaslarını çarşamba günü tamamlayarak Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki vatandaşlara selamını iletti. New York'ta çok yoğun bir programı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bu yoğunluk içinde New York'ta odak noktası Türkiye'ydi. Özellikle son yıllarda barış için ve gıda, enerji krizinin çözümü için sarf ettiğimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çabalarımız tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Ayrıca odak noktası New York'taki Türkiye'ydi, dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'de bu sene çok yoğun toplantılar ve etkinlikler düzenlendiğini anımsatarak, o kadar yoğunluk vardı ki birçok insan Türkiye'ni Birleşmiş Milletler'in ek binası sanmış. Malum, tam girişte çok kamera var. Birleşmiş Milletler binasına girip çıkanlar çekiyor. Geçerken sorular soruluyor. Baktım kameraların yarısı Birleşmiş Milletler tarafına bakıyor, yarısı dönmüş Türk evine bakıyor. Gerçekten gurur verici bir eseri sizlere, Amerika'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz, ifadelerini kullandı. Los Angeles'ta Ermeni, Musevi ve Ahıska Türklerinin de kendisiyle bir araya geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Biz her zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın yanındayız. Devlet olarak. Sizler de bizlere sahip çıkıyorsunuz," diye konuştu. Çavuşoğlu, Amerika ile ilişkilerde sorunlar da olduğunu hatırlatarak, PKK-PYD'ye maalesef Amerika hala Suriye'de destek veriyor. FETÖ'nün buradaki mevcudiyeti, diğer taraftan KAATSA yaptırımları da bizleri rahatsız eden konular. Aslında bunların hepsi bizim için ulusal güvenlik meselesi. Müttefiğimiz Amerika'dan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bizim hassasiyetimizi anlamasını bekliyoruz, diye konuştu. Tüm sorunları New York'ta Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la görüştüğünü, vize görüşmelerini ve bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, stratejik mekanizmanın son toplantısının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinden önce Washington'da yapıldığını kaydetti. Çavuşoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı. Amerika-Türkiye ilişkilerinde sonuç itibarıyla yaşanan sorunları azaltmamız ya da ortadan kaldırmamız, işbirliğini artırmamız her iki ülkenin yararını. Biz baktığımız zaman dış politika alanlarımıza aslında Amerika'nın önceliklerine de baktığımız zaman Amerika'nın öncelikli alanlarında en önemli aktörlerden birisi değil, en önemli aktör Türkiye. Dolayısıyla Amerika'nın da Türkiye'nin de bu anlamdaki önemini sadece işte tahıl anlaşması oldu, thank you deyip geçiştirmemesi lazım. Biz bunu Avrupa Birliği'ne söylüyoruz. Bizim bugüne kadar yaptıklarımızı ya da yapıyor olduklarımızı Avrupa Birliği ile beraber yapsaydık, Avrupa Birliği bizi dışlamasaydı, bugün Avrupa Birliği küresel bir aktör olarak dünyanın her yerinde alkışlanırdı. Ama bu dar bakış vizyon var ya, siyasi çıkarlar ve küçücük ülke, ülkecüklerin esiri olması Avrupa Birliği'nin küresel aktör olmasını engelliyor. Herhangi bir sorunda da çözüm üretemiyor Avrupa Birliği. Oysa bizimle çalışsa, bu ön yargılardan kurtulsa bunu başarabilir.''